Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde doğal sayıları işleyeceğiz. Öncelikle yan başlıklarımızı söyleyelim. Nesne sayısını bulacağız. Basama kavramını öğreneceğiz. Sayı örüntülerini öğreneceğiz. Bir de deste ve düzineyi öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. İlk olarak varlıkların nesne sayısını ne şekilde bulacağımızı öğrenelim. Hemen her birinin altına bir tane sayı yazarak sırayla sonuncusunun kaç olduğunu bulacağız. Sonuncusu kaçsa burada o kadar kalem var demektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Burada toplam 17 tane kalem bulunuyor. Şimdi de buradaki balonların sayısını bulalım. İlk olarak sarı balonların sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane sarı balon var ve sarı balonların yanına onu yazıyoruz. 10 tane var. Şimdi de mavileri bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane mavi balon var. Onları da yanına yazalım. Son olarak pembe balonları bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane de pembe balonumuz var. Şimdi de burada kaç tane havuç olduğunu bulalım. Hatta bunları tek tek saymaktan ziyade Sonuncusuna bakalım. Kaç tane olduğunu zaten buluruz. Çünkü her biri zaten altına yazılmış ve sayılmış. Bunların tek tek sayma gerek görmeden altına yazıldığı için bulabiliriz. Sonuncusu 32 olduğu için burada 32 tane havuç vardır. Bu şekilde kısaca da hızlı bir şekilde sayabiliriz. Şimdi burada onluk ve birlik kavramını öğreneceğiz. Burada 10 tane kare var. 10 tane kare yan yana geldiği zaman buna onluk diyeceğiz. Bakın burada 10 tane kare var. Bunu gruplandırıyoruz ve artık buna onluk diyoruz. Bu bir onluktur. Bunun hepsine birden bir onluk diyoruz. Çünkü buranın içinde 10 tane var ve bu bir gruptur. Bir tane onluk grup. Şimdi ikincisine bakalım. Burada birlikleri de göreceğiz artık. Şöyle hepsini getirdim. Ve şimdi bunlara bakalım. Burası bir onluk grubu. Buna bir onluk diyeceğiz. Ama diğeri 10 tane olmadığı için bunları gruplamayacağız. Bunlar tek başına birlik, 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 birlik ve birlik. Toplam 5 tane birlik var. Bakalım. Evet burası bir onluk. Bu diğerleri ise 5 tane birlik. Çünkü bunlar bir bir şeklinde gruplanmış. Yani tek başına her biri duruyor. Bunlar gruplanmamış aslında. Diğerine geçelim. Şimdi de burada kaç tane muz olduğunu bulup burada onluk ve birlik kısmına yazalım. Şurası 10 tanedir. Bu 10 tanesine 1 onluk diyoruz ve bunu buraya yazıyoruz. 1 onluk. Gerisine bakalım. 1 2 3 4 5. Buraya da 5 tane 1 diyoruz. Yani 5 tane birlik. Çünkü bunlar 1 bir 1 bir, bir şeklindedir ve gruplanmamış. Biz grupladıklarımızı tek bir grupmuş gibi davranıyoruz. Zaten bu bir tek grup. Buna da bakalım. Burayı yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın hemen burayı onluk grubu ayırıyorum. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Önemli olan grupladığınız zaman bunun içinde 10 tane nesne olması. Burada 10 tane var bir tane grup oldu. O zaman bir onluk diyoruz. Geriye iki tane kaldı. Onları da buraya yazıyoruz. İki tane de bir şeklinde duruyor. İki birlik bir onluk. Toplam on iki. Şimdi elmaları gruplayalım. Elmaları da hemen şöyle bir onluk. Burası da bir tane onluk. Ve geriye sadece bir tane kaldı. Yani bir grup, iki grup. 2 tane onluk demek burası. Geriye bir tane kaldı. Onu da buraya birlik olarak yazıyoruz. Şimdi de fındıkları gruplayalım. Fındıkları da hemen şu şekilde gruplayabiliriz. Burası 10 tane, burası da 10 tane. 2 tane onluk oldu. Hemen onluğumuzu yazalım. 2 onluk. Birlere bakalım. Birliklere 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de Birlik var burada. Şimdi diğer sayfamıza geçelim, kaldığımız yerden devam edelim. Aynı şekilde yapacağız ama bu sefer toplamı da en aşağıya yazacağız. Şu elmalar bir tane onluk. Bu onlukları birazdan aşağıya yazacağız. Diğerlerini de gruplayalım daha iyi anlamanız için. Şimdi bunlarda bir onluk, burası da bir onluk. Hepsinde onar tane var. Hatta bu ikisini yapalım. Şimdi burası 1 onluk, 1 onluk. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane birlik var. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu şuraya getireceğiz. Bunu da onun yanına getirerek toplam kaç tane elma olduğunu bulduk. Şu anda 18 tane elma var. Şuraya bakalım. 2 tane onluk var çünkü burası 1, burası da 1 tane onluk toplam 2 tane onluk ve tek olanları da sayalım. Yani birlikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane de birliğimiz var. Şimdi 2'yi buraya getiriyoruz başa. Onluk olan her zaman ilk önce yazılır. 9'u da onun yanına getiriyoruz. Toplam 29 tane sarı nesnemiz var. Şimdi de çileklere gelelim. Burası bir onluk, burası başka bir onluk ve burası da başka bir onluk. Onluklarımızı grupladık. Şimdi bir onluk, iki onluk, üç tane onluğumuz var. Peki birlik var mı? Yok. Birlik olmadığı zaman oraya sıfır yazacağız. Hiçbir şey yazmazsak yanlış olur. Hiçbir şey yoksa onun yerine sıfır yazacağız. Şimdi onluğu önce yazıyoruz. Onluk olanı yazdım. Şimdi de birliği yazdım. Demek ki burada 30 tane çilek var. En son olarak cevizleri gruplayalım. Cevizleri gruplayalım ve hepsini bitirelim. 1 tane onluk, 2 tane onluk, 3 tane onluk var. Onluklarımızı belirledik. Şimdi buraya 3 onluk yazdık. Tek olanları da sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane birlik var. 10'lu hemen getirip başa yazalım. Birliği de onun yanına yazalım. Toplam 35 tane cevizimiz varmış. Burada da blokları sayacağız. Hemen bloklarımıza bakalım. Şu gördükleriniz onluk. Bakın 1 onluk, 2 onluk. Onluk olduğu zaman bu şekilde üst üste geçiriliyor. Zaten burada belirtmiş 2 onluk. Burada 4 tane birlik var. Onlar da buraya yazılmış. Şimdi 2'yi başa getireceğiz. 4'ü sonra getireceğiz. Toplam burada 24 tane taban bloğumuz var. Şuraya bakalım. 1 2 onluk. Hemen 2 yazalım. Burada da 1 bir tane birlik var. 2'yi başa getiriyoruz. 1'i sonuna getiriyoruz. 21 tane bloğumuz var burada. Şu örneğe bakalım. 1 tane onluk var. Hiç birlik yok. Hiç birlik yoksa buraya 0 yazacağız. Önce 1 onluk getiriyoruz. 0 10 0 1'li de yanına getiriyoruz ve 10 tane bloğumuz var. Diğer örneğe geçelim. 1 2. 2 tane onluk ve 6 tane birlik var. Bunları da yan yana getirirsek 2 onluk, 6 birlik toplam 26 tane bloğumuz var. Diğeriğe geçelim. 1 2. 2 onluk ve birlik hiç yok. 0 yani. 10'lu getiriyoruz, yazıyoruz. Sonra 1'li yazıyoruz. 20 toplam 20 tane bloğumuz var. Burada 3 tane onluğumuz var. Hemen yazıyorum. Bunlar tek tek saymaya gerek yok. Bunların hepsi 10 tane zaten. Burası 10, 10 burası da 10. Eğer onluk değilse bu şekilde üst üste değil, yan yana ya da alt alta yazılır zaten bunlar. 2 tane de birliğimiz var. Onları da buraya yazalım. Şimdi önce onlu yazalım. Sonra birli yazalım. 32 tane bloğumuz varmış bu örnekte de. Burada da 53 sayısı verilmiş. Biz bunu birlik ve onluklarına ayıracağız. Birliği birlik olanı yazacağız. Çünkü ikincisi birlik. Hemen bunu buraya getirip onluğu da onluğun olduğu yere getirip yazıyoruz. Ve çözdük bunu. 5 onluk 3 birlik. Aynısını bir daha yapacağız. 8'i birlik olana getireceğiz. 3'ü de onluk olana getireceğiz. Her zaman baştaki onluktur. Onu onluk yazan yere yazacağız. İkincisi de birliktir. 9 onluk. Burası 8 birlik. Burası 8 onluk. 5 birlik. Burası 7 onluk. 7 birlik. Siz de ekranı durdurup Bunların hepsini yapmaya çalışın bakalım. Şimdi de sayıların okunuşunu yapacağız. Bu sayıların nasıl okunuyor onu görelim hemen. 27. 27. Diğerine geçelim. 34. 42. 18. 29. 53. 74. 65. 40

55 21. Şimdi sıradaki dersimize devam edelim. Şimdi de deste nedir, düzine nedir onları öğrenelim. Destenin ne olduğunu hemen tanımlayalım. Eğer bir şeyden ya da benzer şeyden 10 tane yan yana gelirse buna deste diyeceğiz. Deste gördüğünüz gibi 10 tane nesneden oluşur. Örneğin iki elimizde toplamda 10 tane parmak var. İşte elimizde bir deste parmak var. Deste demek 10 tane demek. Şimdi bu örneğe bakalım. Şu örneğimizi bir inceleyelim. Örneğimizde kızın yanında 10 tane şeker var. 10 tane olduğu için bu 10 şekere ne diyeceğiz? Bir deste diyeceğiz. 10 tane demek bir deste demek. Şimdi de düzineye bakalım. Düzine demek aynı türden 12 tane varlığın oluşturduğu topluluğa düzine denir. Yani düzine diyebilmemiz için bir şeyden 12 tane olmasına ihtiyacımız var. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. Bu çocuğun yanında 12 tane şeker var. 12 tane şekere ne diyeceğiz? Sayı 12 olduğu için buna bir düzine diyeceğiz. Bakın buraya bir düzine yazdım. Basama kavramına geçelim. Basama kavramı gerçekten çok kolay bir ders. Hemen başlayalım. Basamak demek şimdi sayıların her birine basamak diyoruz. Bu bir basamak, bu başka bir basamak. Buraya da başka bir basamak gelebilirdi ama şu an gelmemiş. Burası 2 basamaklı bir sayıdır. Bu 7 birler basamağı, 2 onlar basamağı. Bir basamak ve iki basamak. Basamak demek rakam demek zaten. Şimdi buna bakalım. Bir de basamak değeri var. Örneğin bunun basamak değeri kaçtır? Bunun basamak değeri 7'dir. Çünkü biz bunu okurken 7 diyoruz. Bunu okurken 27 diyoruz. 20 dediğimiz için o 20 buraya yazıyoruz. 7 dediğimiz için o 7 işte buraya geliyor. Bunun basamak değeri 7. Bununki 20. Buraya bakalım. Şimdi burada 2 tane birlik var. O yüzden buraya 2 yazıyoruz. Burada 3 tane onluk var. Onu da buraya getiriyoruz. Yani 32 sayısının içinde 3 tane onluk var, 2 tane birlik var. Burada 1 tane birlik, 4 tane onluk aynısını tekrar yazıyoruz. 6 tane birlik, 5 tane onluk. 2 tane birlik, 8 tane onluk. Burada gördüğünüz gibi sayıyı aynı şekilde getiriyoruz. 73'ün içinde 70 dediğimiz için 70'te 7 tane onluk var. 3 tane de birlik var 73'ün içinde. Diğerlerini siz artık yapabilirsiniz. Biz şimdi yeni bir örneğe geçelim. Burada da taban bloklar halinde yapılmış küplerden meydana gelen onluk ve birliklerimizi yazalım. Hemen buna geçelim. Burada kaç tane onluk var? 2 tane onluk var. Birlikleri sayalım. İkişer ikişer sayalım. Hatta 2, 4, 6, 7. 7 tane de birlik var. Şimdi de bunların basamak değerlerini bulalım. Ne demiştik? Bunu nasıl okuyorsak basamak değeri de o şekilde olacak. Bunu okurken diyoruz ki 27. 20 dediğimiz için işte bunun basamak değeri 20. Bunu da 7 dediğimiz için bunun basamak değeri de 7. Şimdi farklı bir örnek yaparak dersimize devam edelim. Aynısını yapacağız yine. Burada 4 tane onluk var. Hemen 4 yazalım. Burada 6 tane birlik var. 6 yazalım. Burayı okurken 46 diyoruz. 40 dediğimiz için onun basamak değeri 40'tır. 6 dediğimiz için bunun da basamak değeri 6. Hemen diğer örneğimizle dersimize devam edelim. Burada 5 tane onluk var. 5 onluk yazdım. 3 tane de birlik var. 53 diye okuduğumuz için burayı 50 olarak yazacağız. Bunun basamak değeri 50. Burayı 3 olarak okuduğumuz için bunun da basamak değeri 3'tür. Şimdi yeni bir örneğe geçelim. Bunlar zaten kolay. Bunları da hızlı yapalım. Basamak değerini yazmaya devam ediyoruz. 48 40 dediğimiz için 4'ün karşısına 40 yazıyoruz. 8 dediğimiz için buna da 8 yazıyoruz. 31. Buna 30 yazıyoruz. Birler basamağına 1 yazıyoruz. 57. 5'in basamak değeri 50, 7'ninki 7. Yani burası birler basamağı olduğu için bunu 1 ile çarpıp buraya yazacağız. Bunun da Burası da onlar basamağı olduğu için 5'i 10 ile çarpacağız. Ve buraya yazacağız. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. 5. Beş. 5'in basamak değeri 5'tir. Onlar basamağındaki 6'nın basamak değeri 60. Hızlıca yapalım. 30'un basamak değeri 3'ün basamak değeri 30. 8'inki 8'dir. 54'te burası 50 olur. Burası 4 olur. Bunları toplarsak zaten burayı vermesi gerekiyor. 54 burada 54. Yeni örneğimizde de basamak değerleri verilmiş sayıların kendisini biz bulacağız. Şimdi burası 4 olarak verildiği için birler basamağı da yine 4'tür. Çünkü burası birlik, burası da birlik. Bunlar her zaman aynı oluyor. Önemli olan diğeri burayı şuraya yazarken 8 olarak götüreceğiz. Yani 1 sıfırı sileceğiz. 8 tane onluk 80 yapar. Şunu yapalım. 5'i hemen yazalım. Birler basamağını aynı yazıyoruz. Diğerinde de 0 bir tane 0'ı silerek kalan sayıyı buraya yazıyoruz. 45 oldu. Onları da toplasak yine 45 yapar. Hemen 9'un yanındaki 0'ı silerek 9'u buraya getiriyoruz. 1'i de aynı şekilde yukarıya götürüyoruz. Burası birler basamağı. Onlar basamağı da 9 onluk olarak yukarıya gelir. Top sayının kendisi 93. Burası da yine 0'ı gitti. 7 geldi. 7'yi de buraya getiriyoruz. Aynı şekilde 60'ın 0'ı gitti. 4'ü de olduğu gibi buraya getiriyoruz. Şimdi basamak değeri verilmiş bir sayının kendisini bulmayı burada öğrendik. Örüntü ne demek? Öncelikle örüntünün ne olduğunu açıklayalım. Örüntü demek Sayıların, sembollerin veya şekillerin belirli bir kurala göre dizilmesidir. Buradaki en önemli şey bu çizdiğim yer. Belirli bir kurala göre bir şeyin dizilmesi. Kuralımız hep aynı olacak. Örneğin burada her seferinde 2 sayı artmış. Bakın 3'ten 5 olmuş, 2 artmış. Yine 2 artmış, 7 olmuş. 2 artmış, 9 olmuş. 2 tane artmış, 11 olmuş. Hepsinde 2 tane arttığı için bu bir kuraldır. Ve sayılar 2'şer 2'şer artmış. İşte buna örüntü diyoruz. Rastgele yapılsaydı mesela şu şekilde 3 sonra 8 sonra 9 böyle olsaydı. Burada 5 artmış burada 1 artmış. Bunun bir kuralı yok. Bu örüntü değildir. Diğerine bakalım. Sayılar her zaman ileri gitmeyebilir. Örüntülerde bazen de geri gelebilir. 15'ten 3 çıkmış, 12 kalmış. Yine 3 çıkmış, 9 kalmış. Yine 3 çıkmış, 6 kalmış. Bir daha 3 çıkmış, 3 kalmış. Bakın burada da her zaman 3 tane azalarak geri gelmiş. Kuralımız sayılar 3'er azalarak devam ediyor. Yani geriye geliyor. Bu örneklere bakalım. Burada da örüntünün kuralını biz bulacağız. Bir bakalım örüntünün kuralı neymiş? Sayılarımız buradan artarken 3 tane artmış. Bir daha 3 artmış, yine 3 tane artmış. Her seferinde 3 tane artmış. O zaman örüntünün kuralı ne olacak? Örüntünün kuralı sayılar 3'er 3'er artarak devam ediyor. Diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde de sayılar 5'er 5'er artarak devam etmiş. Her seferinde 5 artmış. 19 5 daha 24. 24 5 daha 29. Hepsinde 5 sayı artmış. O zaman örüntümüzün kuralı ne olacak? Örüntümüzün kuralı 5'er 5'er artarak devam ediyor diyeceğiz. Son örneğimizi yapalım. Son örneğimizde de 2'şer 2'şer azalmış. 15'ten 2 çıkmış, 13 olmuş. Yine 2 çıkmış 11 olmuş. Yine 2 çıkmış 9 olmuş. Burada da örüntümüzün kuralı sayılar 2'şer 2'şer azalarak devam ediyor. Örüntü her zaman bir kurala bağlı olarak çalışır. Burada da bir örüntü var. Hemen yapalım. Burada sayılar 5'er 5'er artmış. 5 daha 17, 5 daha 22, 5 daha 27. Burada da yine 5'er 5'er artmış. 6 11 16 5 daha 21 5 daha 26 5 daha 31. Burada sayılarımız 12 11 10 birer birer azalara geri gelmiş. O zaman 9 8 7 olacak. Ve burada da 17'den 15'e 2 tane çıkmış. Öyle gelmiş. 2 tane çıkmış. Buradan 2 tane çıkmış. Yine 2 tane çıkacak. 11. 2 tane daha çıksa 9. 2 tane de açıksa 7 kalır. Hepsinde de örüntünün bir kuralı vardır. Şimdi burada da örüntünün kuralı verilmiş, sayıları biz yazacağız. Sayılar kuralına bir bakalım. Sayılar 4'er 4'er artarak devam edecek. Bakalım nasıl yapacağız? 4, 4 daha 8. 4 daha 12. 4 daha 16. 20 24 28, 32, 36, 40, 44. Her seferinde 4 tane artıyor. Burada da sayılar ikişer azalarak devam edecek. 20'den 2 azalırsa 18 kalır. Bir daha 2 azalırsa 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 0. Örüntüyü de bitirdik. Sevgili öğrenciler bu dersimizde doğal sayıları bitirdik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.